Merhaba arkadaşlar, Yeşil Devrim Maceralarına hoş geldiniz. Haftalık vloglarda ikinci bölümdeyiz. Bilmiyorum, şu an hiç konuşamıyorum. Hiç vlog yapacak durumda değilim ama en iyi zaman, aslına bakarsanız vlog yapma zamanı olmayan zaman olduğunu düşündüm. Neden böyle düşündüm? Geçtiğimiz haftaki vlogu çektikten sonra bu hafta çekeceğim vlogun konusunu düşünmeye başladım. Ya ne çeksem falan filan. Aklıma milyonlarca güzel, çok güzel şeyler geldi sizlerle beraber konuşabileceğim. Sizlerle beraber uygulayabileceğimiz şeyler geldi. İşte onu yaparım, bunu yaparım derken bugün sabahın köründe şu anda saat 6.55, 06.55 gündüz sabah 7 olmak üzere yani. Sabahın köründe sabahın 6'sında telefonum çaldı. Çok yakın bir arkadaşım uyandırdı beni. İşte Elder Scrolls 6 duyuruldu. Elder Scrolls 6 duyuruldu. Valenwood'da geçiyormuş. İşte şöyleydi böyleydi. Ya nasıl ya? Ben ilk başta böyle açtım telefonu. Ala ne izleyen kapat. Hani burada tutuyorum artık telefonu. Telefon uzakta da olsa hani böyle sesi gelir ya konuşan kişinin. Oradan Elder Scrolls 6 dedi. Anlayamadım önce. Elder Scrolls 6 mı dedi falan. Valenwood falan dedi. Bir getirdim gözler açıldı böyle. Ne? Elder Scrolls 6 mı duyurulmuş? Sonra hemen işte böyle kapattım telefonu suratına. Böyle bir kalktım. Nasıl ya falan. Ama öyle bir merak var ki içimde. Hani olur ya soğuk kış günlerinde yataktan çıkmak istemezsiniz. Sabah okula gitmek ya da işe gitmek istemezsiniz. Çok zor olur. Yazın çok kolaydır çünkü sıcaktan bunalırsınız. Ama kışın hani çok zor olur ya böyle dışarısı buz gibi yatağınca sıcacık hiç çıkasınız olmaz. Ama bir merak var işte o merak insanı öldüresiye bir merak. Kalktım böyle sürüne sürüne buraya kadar tırmandım. Baktım bilgisayardan Elder Scrolls 6 yazıyorum. İşte oyun sitelerine falan giriyorum. Yabancı kaynaklara giriyorum. Hiç öyle bir şey yok. Felaket şekilde trollenmişim. Arkadan gülücüklerle dolu bir mesaj gelmiş. Mesaj hani sayfaya böyle iniyorsun. 3 sayfa gülücük var ya. Öyle bir trollendim. Sabahın köründe. Erken kalkmama sebep oldu. Ben de şu anda o durumu size anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Ve geçen hafta düşündüğüm vlog konularının hiçbiri hakkında değil. Şu an hiçbir hakkında yok. O yüzden böyle sessiz konuşuyorum çünkü herkes uyuyor evdeki. Şu anda evimdeyim. Evimdeki herkes şu anda uyuyor. Ben de o yüzden sessiz konuşuyorum ama sesimi birazcık boostladım rahat duyabilirsiniz diye. Bu karlı ve soğuk havalarda Antalya'dayım. Halbuki bu kadar soğuk olmaması gerekiyor değil mi? Oradan bakınca özellikle İstanbul'da, siz İstanbul'da yaşayan arkadaşlarımız ya çocuk Antalya'da üşüyor falan. Valla hiç öyle Antalya demeyin. Hemen üstümüz Anadolu bizim. Anadolu'nun kurak ve soğuk topraklarında inanılmaz karlar yağıyor şu an Konya'da. Ve o karların soğuğu direkt olarak kuzeyden esen north rüzgarı ile Antalya'nın bağrına işliyor. Önümüz deniz, arkamızdan da soğuk geliyor, önümüzden de soğuk geliyor. Ortada böyle sıkışıp kalıyoruz biz kışın soğukta ve genelde 6 ay yağmurlu geçiyor. Bilmiyorum sizin oralar nasıl geçiyor kışları. Yazın muhakkak benim gibi üşüyor musunuz? Ben de hemen kendime böyle bir işte kahve yaptım ayılabilmek için. Kahve olmadan olmuyor. Ayılamıyorum ve içimi ısıtıyor. Hatta o kadar çok üşüdüm ki buraya kadar sürünürken şeyimi de pikemi de battaniyemi de yanımda şey yapmışım getirmişim. Ona da şöyle bir sarılayım. Evet şimdi daha bir sıcak oldum. Şimdi dediğim gibi vlogda konuşacağım konuların hepsini unutmuş durumdayım. Şu anda aklıma hiçbiri gelmiyor. Doğaçlama yapacağız. Neden unuttuğumu da söyleyeyim size. Bak hatırlamaya başladım şimdi. Şöyle oldu. Neredeydim ben? Kalabalık bir yerdeyim. Bir arkadaşımın doğum günü var. Kalabalık bir yerde oturuyoruz. İşte dışarıya çıktım. Mekanda dışarıda oturuyorum. Karanlık böyle loş benim gözlerimde görmediği için etraftaki insanları iyi seçemiyorum. İşte bir arkadaşım geldi tuvalete gidelim mi dedi. Gidelim dedim. Gittik tuvalete. O tuvalete girdi ama niye gidelim dediysem benim tuvaletim yok bir şey yok. O tuvalete girdi. Ben de bekliyorum. Dışarıda ufak bir koltuk var. Koltuğa oturdum. Yanımda bir tane kız oturdu. Ondan sonra birazcık zaman geçti. Bir ses geldi. Böyle bir ses. Ondan sonra anlam veremedim sese. Aşağıda da çok yüksek sesle müzik çalıyor. Bir böyle bir 30 saniye, 10, 10, 20-30 saniye geçti geçmedi.
Pis bir koku geldi. Anladım ki kız pırt yaptı herhalde. Kızlar asla pırt yapmaz diye bildiğim teori böylelikle yerlere serilmiş oldu. İşte sonra arkadaşım çıkınca söyledim, bak işte böyle böyle oldu falan filan. Ya şey oldu, sonra da hemen işte bir gülmeler, dalga geçmeler, dedikodular, sizin işte şu an işte tebessümünüz gibi. Sonra bu konunun üzerinde ben orada otururken kızın yanında işte vlog konularını düşünüyordum. O olay olunca vlog konularımı unuttum. Şu anda da unutmama sebep olan konuyu vlog yapmaktayım. Bu da böyle bir ironi. Sonra işte ben de bu konuyu ele aldım. Birazcık düşündüm dün gece. Ya insanlar pırt yaptıkları zaman neden ayıba düşüyorlar? Neden gülüyorlar? Ya da neden tiksinç geliyor? Eww, işte pırt yaptı, ne kadar leş gibi, iğrenç falan. Hani neden böyle bir şey var, algı var? Onu çözmeye çalıştım. Şöyle demiyoruz mesela. Hani nefesi çok kötü kokan insanlarla da karşılaşmışsınızdır elbet. Yaşamınızın bir döneminde işte, ne bileyim, okulda mesela sırada yan arkadaşınız size bir şey sorarken bir konuşur, böyle bir şey der, merhaba günaydın der, ölürsünüz o Dragon Breath'ten. Hani öyle bir şeyle karşılaşmışsınız mutlaka, da bir bakkalda biriyle konuşurken, bir şey alırken falan. Bazı insanların bazen nefesleri de çok kötü kokar. Genelde sabah uyanıldığında olan bir şey. Ama onlara şey demeyiz. Ay, nefesin çok kötü kokuyor, nefes almayı bırak, nefes alma demeyiz. Ya da ayıplamayız nefes alıyor diye. Ama pırt da böyle bir kötü koktuğu için kötü algılanıyor. Halbuki pırt yapmak, gaz çıkarmak yaşamımızın doğal bir aşaması, bir süreci yani. İnsan o geldiği zaman onu yapmak durumunda, bunu içinde patlatması sağlık olarak kötü bir durum yani, içinde tutması. Pırt yapmak bence sağlıklı bir olay. Ama kızlar asla pırt yapmaz. Erkekler yapabilir. Bu da böyle bir çifte standartım olsun. Madem pırt yapmak ayıp, ama pırt da yapmamız gerekiyor, doğal bir süreç bu. Pırtlardan nasıl kurtuluruz? Bunu düşündüm. Öncelikle bunun için pırtları bir ayırdım kafamda. Şöyle, pırtlar üçe ayrılıyor. Birinci pırtlar sessiz ve hain pırtlar. Bir ninja gibi adeta pss diyor, çıkıyor. 10 saniye geçti geçmedi derken içeride yeşil bir hava bulutu, içeride ne kadar insan varsa hepsini etkisiz hale getirebilen, öldürmeyen ama geçici şeyde süre zarfında etkisiz hale getiren bir gizli silah. Kimin yaptığı kesinlikle meçhuldür. Asla bulamazsınız. Bütün odayı çok hızlı şekilde kaplar ve çok sessizdir. Birincisi bu. İkincisi, gürültülü ve gururlu olanlar. Abimiz hiç rahatını bozmaz. Gelir diye böyle bir koyar. Allah! Genelde bunlar çok kokmaz ama şey itibariyle, his itibariyle gülünç gelir insana durum. Bilmiyorum. Ben çok fazla karşılaşmadım bu durumla. Üçüncüsü ise belki de dünyanın en tehlikeli pırtı olabilir. Üçüncü pırt genelde hasta olduğunuz zamandır. Bağırsaklarınız ya da midenizi üşüttüğünüz bir zamandır. Ya da ne bileyim, yanlış yemekleri kombine ettiğiniz zamandır. İshal olursunuz. O zaman sürekli tuvalete çıkma ihtiyacı duyarsınız. Ve bu durumda tuvalete çıktığınız zaman pırt yapmak çok korkulası bir hale gelir. İster tuvalette ister dışarıda hiç fark etmez. O pırtı yaptığınız zaman, evet. Her neyse. Şimdi gelelim pırtlardan nasıl kaçacağımıza. Pırtlardan kaçmanın bazı yolları var. Bir tanesi MOBA, daha doğrusu Dota'da bildiğimiz deny, reddetmek. Reddedersiniz kesinlikle. İşte yaparsınız, aşikardır ya da aşikar olmasa bile sizden
şüpheleniliyorsa kesinlikle inkar edersiniz. Ölüm pahasına bile olsa işte iki gözün önüme aksın, ekmek arabası çarpsın, ne bileyim işte kesinlikle ben yapmadım dersiniz. Ben yapmam zaten, hiç yapmadım falan olur. Durum o kıvama, raddeye kadar gelir. Diğer bir kaçış yöntemi ise dinay atmak yerine saldırmaktır. Çünkü atak yapmak da en büyük savunmalardan bir tanesidir. Ne yaparsınız? Yaparsınız. Baktınız hafif herkes şüpheleniyor gibi. Ozan yaptı. Emrah yaptı. Kesin Emrah yaptı. Emrah, eminim. Çünkü koku o taraftan geliyor. Evet, eminim. Geçenlerde de yakalamıştım. Emrah yaptı. Bu kadar çirkinleşebileceğiniz bir konuma sürükleyebilir sizi pırt yapmak. Bu kadar adi bir insana dönüşebilirsiniz bir anda. Ve bunu söylerken hiç mi hiç utanmazsınız? Çünkü yaptığınız iş size göre çok çok daha utanç vericidir. Neden bu kadar utanç vericidir pırt yapmak? Hala çözebilmiş değilim. Pırt muhabbeti çok fazla sıktıysa, ki ben öyle düşünüyorum, üzerine gidilmesi bir konu, gidilesi bir konu bence. Pırt yapmak bence ayıp görülmemelidir, insanların doğal hakkıdır ve aynı zamanda sağlık için gereklidir. Ayıp görülmemelidir, bundan utanç duymamamız lazım ve pırt yapmamız lazım. Sadece bunu yaptığımız ortamlar önemlidir bence. Hani herkesin içinde herkesi rahatsız edecek bir biçimde yapmaktansa kendi kendimiz olduğumuz yerlerde ya da işte tuvaletlerde ya da insanlardan uzaklaşıp orada yapmamız daha şeydir, hani makbuldür. Ama halbuki çok sıkışırsanız, bir rahatsızlığınız vardır ya da yapacak bir şey yoktur artık, ok yaydan çıkmıştır. O zaman mecburen yapmışsınızdır zaten. Kimse isteyerek herkesin içinde bomba salmaz. Bu durumda da ayıplanmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Hani bir hasta öksürdüğü zaman ya da hapşurduğu zaman onu ayıplayamazsınız. Çünkü isteksiz yapıyor onu, hasta olduğu için yapıyor. Bu da onun gibi bir durum gibi düşünebiliriz. Mesela burnumuzu sümkürdüğümüz zaman, değil mi? Hastayken yaparız böyle falan. Burnumuzu sümkürdüğümüz vakit yine insanlar ayıplarlar biz ya da tiksinç gelir. Halbuki Avrupa'da bu iş daha farklıdır. Burun sümkürmek, burun temizlemek temizlik hareketidir ve ayıplanmaz. Aksine insanın temiz olduğunu belirten bir göstergedir. Ama ülkemizde ise bu pis bir davranıştır, burun sümkürmek. Sanki kimsenin burnunda mukosa dediğimiz sümük yokmuş gibi ya da kimse hayatı boyunca o sümüğü burnundan çıkartmamış gibi bir tavır sergilenmektedir. Bu bizim milletimizin egosunu ciddi şekilde arttırmaktadır, özellikle genç kesimde. Herkesin burnu havadadır bu konuda. Asla pırt yapmam, asla burnum akmaz, asla büyük tuvaletimi yapmadım. Neden? Neden? Herhalde bunun derinlerine inersek temizlik imandandır sözüne ineceğiz herhalde. Çünkü bizim inanışımızda bu tarz şeyler pistir, mekruhtur. Hani oraya gideceğiz herhalde. Ama bunu daha fazla uzatmadan ben sizlere bir challenge yapmak istiyorum. Bu challenge'ı umarım hayatınızda son kez yaparsınız. Bu challenge'a ben de dahilim. Ben de yapıyorum. Benle beraber yapacaksınız. Şu anda da zaten Julio Cesar gibi duruyorum üzerimdeki bu battaniyeyle. Şöyle atayım bak şöyle. Bir de belime sardım mı? Tam bir Roma lejyonu. Evet. Şöyle. Evet. Challenge'ım şu şekilde. Bir hafta boyunca pırt yapmayacaksınız. Evet. Buna ben de dahilim. Bir hafta boyunca pırt yapmayacaksınız. Bir hafta sonra istediğiniz kadar pırt yapabilirsiniz. Ben insanların pırt yapmasını öneriyorum, tavsiye ediyorum. Bunu yapmamamızın sebebi de şu an pırt yapmayın değişimin sebebi de dememin sebebine gelecek olursak oruç tutmakla aynı bağlamda yemek yemeyeceğiz ki insanların yemek yemedikleri zamanki hallerini anlayabilmek için pırt yapmayacağız ki pırt yapmamaya çalışan insanların ne kadar kötü durumda olduğunu anlayabilmek için ki
istediğimiz zamanlarda bol bol pırt yapabiliriz tabii ki. Ama şu anda pırt yapmayarak aslında bu işin ne kadar kötü olduğunu, bize ne kadar zora sokabileceğini anlayabilmemiz için yaptığımız faydalı bir challenge olduğunu düşünüyorum. O yüzden bir hafta boyunca pırt yapmayacağız. Haftanın vlogu'na kadar. Haftanın vlogunda sonuçlarınızı dayanıp dayanamadığınızı ya da ne gibi size bir o şey getirdiğini, rahatsızlık getirdiğini paylaşabiliriz. Challenge'a katılmak isteyen herkes challenge accepted diye alta yazabilirler. Bu arada bu vlog serisini tamamen kişisel ve karşıma çıkan gündelik olaylarla gerçekleştiriyor olacağım. Yani gamer karakterimin ya da kanalımın bu vlog serisiyle pek bir alakası yok. Tabii ki oyun gündeminde de olan şeyleri konuşacağız, yeri gelecek birçok şey konuşacağız. Ama şimdilik bu tarz benim gündelik hayatımda karşılaştığım sorularla, işte zorluklarla ve challenge'larla devam edeceğiz. Bu haftanın challenge'ı böyle olacak. Haftaya karşıma ilginç bir şey çıkarsa onu da challenge yapabilirim sizlere. Onun dışında bu vlogluk bu kadar vlogları çok fazla uzun tutmayı sevmiyorum ki kaldı ki zaten 17 dakika olmuş. Bir başka vlogda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada kapatmadan önce son şeyi söyleyeyim. Aralığın ilk haftası ve ikinci haftası vizelerim var. O yüzden çok çalışmam gerekiyor. Kitaplarım ve derslerim gerçekten ağır. O yüzden canlı yayınlarda birazcık ara vermiş durumdayım. Canlı yayın programımızı Twitch kanalımızın alt kısmından ulaşabilirsiniz. Onun için haftalık yayın programı yapmadım şu anda. Çünkü çok haftada bir ya da iki yayın yapabileceğimi düşünüyorum. Elimden gelince boş zamanlarımda yapacağım. Videolar da aynı şekilde bu hafta içi Far Cry 4 ve Skyrim bölümleri gelecektir. Minecraft serisinde ise muhteşem tutunmuş durumdayım. Oyuna ayrı bir şekilde bağlandım. 2 yıl aradan sonra tekrar Minecraftçı ruhum geriye çıktı. Buna da Oyun Gezer'in YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Bir başka vlogda tekrar görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Günaydın. Ben bu videoyu yüklediğimde iyi akşamlar olmuş olabilir ama benim için yeni bir gün aydın. Eğer bölümü beğendiyseniz Yeşil Dev'in maceralarına abone olmayı, bölümü beğenmeyi ve alt taraftan bölüm hakkında yorum yapmayı unutmayınız.